Otomobil meraklısı Erdal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine karşınızdayız. Son zamanlarda ciddi bir fiyat olarak merak ve beklenti var arkadaşlar. İkinci ile sıfır olarak bizde tam gaz anlamı ve tam anlamıyla özür diliyorum. Piyasaya hakim olup size havadisleri vermeye devam ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar 2021 model ve 2020'nin son günlerinden arabaların sıfır fiyatları artık %90 bütün markaların belli oldu arkadaşlar. Peki bu markalarda en çok satış adeti olanına tercih edilen markaları baz aldık. Peki hangi marka, hangi modelin fiyatı ne kadar arttı, ne kadar düştü ve sabit kaldı? Bunlara bir bakalım dilerseniz. Hepinizin merak ettiğini biliyorum. Bunun için sizi araştırdık arkadaşlar. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Gelin hep beraber bakalım hangi model markalarda ne olmuş, ne gitmiş arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet, ilk Honda ile başlıyoruz arkadaşlar. Honda ciddi anlamda bir satış grafiği yakalamıştı arkadaşlar yeni kasasıyla birlikte. Ve 2021'in sonuna doğru, artık anlatmaktan ben bıktım. 2000 Kasım'ın sonlarına doğru arkadaşlar biliyorsunuz piyasa düşüşe gelmişti. Ve Honda'nın vergi diliminin %50 altında kalan tek modeli otomatik modeli LPG'siz 231 bin liraydı arkadaşlar. Ve ondan sonra zaten ellerinde araba yoktu. Hatta LPG'li modellerini biliyorsunuz 280 bin lira civarındaydı. 83 bin lira, hatta 240 bin liraya kadar alanlar oldu arkadaşlar. 245-50, biz 60 bin lira bir fiyat almıştık. Ve doyum noktasına da geldi bu arada. Evet, Honda arkadaşlar artık bu saatten sonra Honda ile peynir ekmek gibi satacak boyutu geçti. Çünkü artık 283 bin liranın altında Honda yok ve ciddi bir rakam, ciddi bir para arkadaşlar. Arabası dolu olabilir ama rakam gerçekten çok ciddi bir rakam. Ve bu nezdine baktığımız zaman Honda'ya arkadaşlar ortalama %3'lük bir zam gelmiş. Honda fiyatlarını %3 de 2021 itibariyle 2021 modellerde zam yapmış. Başarılar dileriz Honda'ya. Bu arada 60 bin lira 12 ay 0 faiz veriyormuş. Tabi araba ellerinde varsa arkadaşlar Honda'da. Çok şımardı yani bence Honda. Ve Honda'sı olanlar da açıkçası kimse kusura bakmasın da yani altını dövizi geçti. Adamlar arttıra arttıra. O Honda 260 diyor, bunlar 300 diyor. 290 diyor. En insaf be kardeşim. Yani bu kadar da olmaz yani. Evet, fiyata geçelim. En çok tercih edilen, en çok satan, 2021'in satış rekoru kıran arabanın nedeni arkadaşlar 123 bin liralık satış fiyatı. Bir sene önce 64 bin liraydı arkadaşlar bu araba. 1.4 modeli ve yeni modeliyle beraber ve son günlerde, geçen gün ya bir ya iki gün oldu tanıtımı yapılan Cross modeli ve inanın bu araba da çok satacaktır arkadaşlar. Çünkü kendi sınıfında, kendi segmentinde crossover marka bir tarz araba bu fiyata yok. Yani fiyat ve performans olarak bakıldığı zaman gerçekten bütçenize göre çok uygun alabileceğiniz bir araba. Egea arkadaşlar ortalama arabalarına %5, Easy paketlerine %6, Urban paketlerine de %5'lik bir zam yapmış gözüküyor. Yani %5 ve %6'lık fiyatta bir zam yapmış ama hala Renault Clio'yu baz aldığımız zaman arkadaşlar 155 bin liraya Clio alıp B segmenti bir arabaya binmektense C segmenti bir arabaya binip 130 bin lira vermek tabii ki herkesin bence daha farklı düşüneceği bir konu olabilir. Tabii ki motor 1.4 ama 1.4'ü de kötülemeyelim arkadaşlar. LPG uyumu var. Yani anlayacağımız Honda %3, fiyat %5, %6. Evet, Peugeot. Son zamanların en çok trend gösteren markası Peugeot. 2008 ve özellikle 3008'de, çünkü yılın otomobili seçilmişti biliyorsunuz Peugeot'lar. Peugeot'lar arkadaşlar 318 bin liradan fiyatları vardı. Bunlar kampanya yaptılar. Aralık ayında 285 bin liraya çektiler. Tabii ki fiyatlarda bayi gittiğimiz zaman gerçekten ciddi indirim yapardı. Normalde o kampanya yapmadıkları fiyat var ya arkadaşlar 318 bin lira. O 318 bin lira 2021 yılına yansıtmışlar. Ama biz 285 bin liradan 318 bin lirayı baz alırsak o fiyat aralığında, çünkü tüm modellerini eşit aralığında koymuşlar 2008'e 3008'e, %11'lik bir zam. Hatırlarsanız Nissan bayine ve Peugeot bayine gittiğim zaman Kasım sonu Aralık başında demiştim size PSA grubu yaklaşık %10 bir zam beklentisi var diye ve dedikleri gibi de yansıtmışlar. Aslında Aralık'taki fiyatı, yani kampanyasız fiyatını ocağa yansıttılar gözüküyor. En çok zam mı bu arada Peugeot yapmış gözüküyor arkadaşlar. Ve bir diğer Fransız arkadaşlar Citroën C3. Evet, Citroën C3'te arkadaşlar fiyatlar düşmüş.
Citroen C3'ün arkadaşlar 2020 modelleri yaklaşık olarak %11 bir düşüşle şu an alabiliyorsunuz C3'ün. Yani 145 bin lira 1.2 Moniel C3 alabiliyorsunuz. En uygun arabalardan bir tanesi. %11'lik düşün. Aynı arabanın 2021 modelde arkadaşlar %7,5 bir düşüş var. Yani 2021 modelini düşünürseniz bile o bile 7,5 düşmüş normal fiyatına oranla arkadaşlar. O da 151 bin liraya kadar gerilemiş. Aynı şekilde C5 de öyle %10 ve %7,5'luk modellerine göre değişiyor. Yani Citroen'de fiyatlar düşmüş arkadaşlar. Ve hep BMW diyoruz, bunlara yer vermiyoruz. Biraz hızlı anlatıyorum arkadaşlar ama hepsine yer vereyim. Video çok uzun tutmasın. BMW arkadaşlar 3 kasa, 5 kasa, 1 kasa hangisi olursa olsun %3'lük bir zam gelmiş. Yani tutar yüksek olunca ortalama %3'lük bir zama tekabül ediyor. Duster'da arkadaşlar aslında zam yok. Arabanın 175 bin lira fiyatı, 175.900 bir rakam vardı arkadaşlar. O fiyatı 175-173 100 TL arttırmışlar gibi olmuş ama bütün modellerinde aslında Duster'da herhangi bir zam konusu yok. Fiyat sabit. Duster hala uygunluğunu koruyor. Renault'da çok enteresan bir durum var arkadaşlar. Renault'da yer yer bazı modellerde yaklaşık %2'lik bir zam var. Mesela şimdi Clio, en ucuz araba Renault Clio'da arkadaşlar. Normalde Renault Clio'nun bir motor Joy 75-72 beygirlik arabası en ucuz arabaydı arkadaşlar. Bunları 2021 yılında normal fiyat vermişler. 2020'de şu an hala listede. 2021'e gelince bu sefer aynı arabanın Joy'un bu sefer 65 beygirliğini aynı şekilde 90 beygirliğini daha önce 100'ü satıyormuş. Şimdi 90'lı. Daha önce 72'yi satıyormuş. Şimdi 62 arkadaşlar. Düşük motorları %3 zamla veriyor. Çok çakalca bir hareket. Yani bunu da buradan altına çizeyim arkadaşlar. Onlara da %3'lük bir zam uygulamış Renault. Özür diliyorum, %2. %2. Cüzi de olsa yüksek motordan düşük motora geçirmiş, %2'lik bir zam koymuş. Artık bunu bilmiyorum. Bunu yorumunda size bırakıyorum. Mesela Skoda cephesine geldiğimiz zaman arkadaşlar, Skoda'dan da arkadaşlarımız çok merak ediyordu. Skoda'da, Scala'da arkadaşlar zam yok. Kodiaq'da zam yok. Fiyatlar aynı. Skoda cephesinde Aralık ayındaki fiyatla 2020, 2021 modelleriyle hepsiyle arkadaşlar Ocak ayında fiyatlar aynı, zam yok. Nissan arkadaşlar, Nissan Qashqai ve Micra cephesine baktığımız zaman aynı şekilde bunlarda da zam yok. Aralık ayındaki fiyatlar, kampanyalı fiyatlarla Ocak ayındaki 2020, 2021 modeller aynı. Zam yok. Seat cephesini zaten size bahsetmiştim arkadaşlar. Arona aynı 231 bin liradan satılıyor. Ateca modelinde yaklaşık olarak arkadaşlar bir %5'lik yine bir indirim söz konusu. 355-345. Tabii ki bunu beğenmeyenler de vardı. Ve Mercedes ayağına geldiğimiz zaman Mercedes'ten A kasa, A180 sedan ve C kasalarını değerlendirdik arkadaşlar. Burada baktığımız zaman A180 sedan 413.500 TL'ydi arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman 413.300 TL. Yani 200 TL'lik bir şey var. Buna da zam demeye gerek yok. BMW direkt %3'ü yansıtmış ama Mercedes'in C kasası da aynı arkadaşlar. A180 ile Mercedes'in C kasaları ve diğerlerine bakıldığı zaman fiyatları aynı tutmuşlar. Sebebi de kurdaki aslında düşüş var ama fiyatları düşürmemişler. Aynı pastanın kaymağından almaya devam etmişler. Ford geldiğimiz zaman arkadaşlar sedan ve hatchback modellerinde arkadaşlar 206.200 TL başlangıç fiyatı vardı. Şu an 206.300, yine 100 TL'lik bir sembolik bir rakam. Buna da zam demeye gerek yok arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim. Ford'da da zam yok. Aslında ciddi anlamda baktığınız zaman 2-3 marka dışında zam var. Çok talep görülen markaların belli modellerinde zam var. Yarı yarıya herhalde zam yok ve 1-2 markada da indirim gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Son olarak Passat. En çok talep gören ve sevilen arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Volkswagen grubundaki Passat'ta özellikle ona baktık arkadaşlar. 1.5 TSI DSG Impression modelinde yaklaşık %3'lük bir düşüş var. Bir üstünde yine %3'lük bir düşüş var. Sabit ve dizellerin başlangıcında yine %3. Yani Passat'ların rakamları %3 değer kaybetmiş arkadaşlar. 2020 Aralık'la 2021 modelleri bakın. 2021 modelleri de daha düşüğe satılıyor yani. 2020 çıkışlı değil çünkü zaten ellerinde olan rakamlardan arabalar değil arkadaşlar. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Nacizane buradaki videomuzdaki amaç
2020 Aralık ayı ile 2021 Ocak ayındaki arabalardaki fiyat farklılığı ve unutmayın buradaki rakamlar 2021 liste fiyatı arkadaşlar. Bazı markalar 2020 model diye belirtiyor, bazıları 2021 model diye belirtiyor. Ve belirtmeyenler de var. Bunu buradan altını çiziyorum arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın ama biz bunları tüm detaylarını dikkate alarak sizinle paylaştık. Piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Gerçekler doğrular neyse her zaman sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için değerli ve önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.